Tayland çok uzun süre önce benim gençlik yıllarımda belki bakmadım ne zaman olduğuna. Belki 40 sene önce, bilmiyorum tam tarihini, dünyaya duyurdu. Biz dedi seks turizmi konusunda dünyanın merkezi olacağız dedi. Bunu dünyaya duyurdu. Bunun üzerine işte kendini ülke olarak hazırladı ve dünya bilir ki, bütün dünya bilir ki gittiğin zaman Tayland'a seks konusunda yasaldır. Bütün otellerde, hemen hemen bütün oteller misafir kabul ediyoruz derler. Misafir dediği işte kızlar orada geçim kaynağı olarak görmüşler. Tayland çok ileri, yani bizim yani Türkiye ile karşılaştırılmayacak derecede medeni, son derece medeni, çok konu, birçok konuda yani karşılaştırılamaz. Genellikle halk kendi arasında öyle hile, hurda, kazıklama, bilmem ne, bunlar söz konusu bile değil. Herkes kendi ekmeğinin peşinde, yani küçük paralarla. Tabii ki turistlere karşı mesela işte bir şey aldığın zaman, otel fiyatlarında değil de seyyar satıcıdan bir şey aldığın zaman olabilir, bu normal. Bu dünyanın her tarafında işte 1 lira fazla kazanmak ister yani seyyar satıcı. Bu normal, onu karıştırmıyorum, ama onun haricinde hepsi Tayland güler yüzlü, sevecen, yani ülke geneli böyle. Bunu bütün dünya biliyor. Ben gitmedim. Şimdi önümdeki benim programda Tayland'a gitmek var. Fakat o kadar çok video izledim ki Tayland'la ilgili, yabancıların çektiği videolar, binlercesini izledim. Gitmiş gibiyim yani. Tayland'a gitmiş gibiyim. O kadar bilgi sahibiyim Tayland konusunda. Genellikle video çekenler, yani gezenler, onlar da YouTuber. Gezenler yalan söylemiyorlar. Yani yabancı YouTuber'lardan yalan söylemiyorlar. Neden yalan söylemiyorlar? Çünkü altına o kadar çok yorum yapıyorlar ki yabancılar. Onun için yani zaten bu konularda yani öyle yalan söylemezler. Biliyorum, ben hep yabancılarla birlikteyim. Bundan dolayı da ne görürse onu anlatıyorlar. Bir de bilgi veriyorlar, gidiyorlar, araştırıyorlar o konuda. Bilgi veriyorlar, kendi kanallarını büyütmek için, ilgi merkezi olmak için çalışıyorlar. Onun üzerine, yaptıkları işin üzerine çalışıyorlar. Yani tamamen profesyonel olarak yapıyorlar yaptıkları işi. Onun için ben yabancılardan izliyorum yani. Bütün detaylara kadar anlatıyorlar. Her konuda işte otellerin içine giriyorlar, otellerin odasını, her şeyini çekip fiyatını bildiriyorlar. Yani çeşit çeşit video yapıyorlar. Orada insanlar hem canları sıkılmasın diye kendilerine iş edinmişler. Yani kimisi benim yaşımda insanlar. Yani her yaşta insan yapıyorlar bunu. Düzgün bilgi verdiği sürece, ki düzgün bilgi veriyorlar,
izliyorum ben bunları. Yani bütün gün işim benim video izlemek. Dünyanın her tarafından yani önüme düşen videoları bakıyorum. Tabii anlatanın bazen sıkıcı oluyor anlatan. Ondan sonra izlemiyorum tabii ama aydınlattıkça beni, akıcı bilgi verdikçe izliyorum. İlgimi çektikçe izliyorum. Bir de Türk YouTuber'lar var. Birkaç tanesi ama kadın, kız ama erkek. O kadar video izledim. Vallahi yani sayılacak kadar düzgününe rastladım. Yani düzgün olarak anlatan, şımarmadan, ukalalık yapmadan, efendi gibi ama kadında. Ondan sonra çok az sayıda. Yani binlercesi var. Ondan sonra dürüst olanı, dürüstçe anlatanı çok çok az. Adam Tayland'a gitmiş. Ben şimdi küfür ettirecek bana. Ulan gitmeden önce bir bak, Google'a bak, birazcık bilgi sahibi ol. Ondan sonra konuş. Zaten orası seks turizmi yapıyor. Dünya biliyor onu. Onun için gidiyor oraya. Mal. Mal. O konuda azıcık bilgin olsun gitmeden önce. Konuşurken oraya gidiyorsun. Zaman, güzel zaman geçireceksin. Masaj yerleri var. İşte bara gidiyorsun. Her barda 6-7 tane kız hostes olarak çalışıyor. Geliyor seninle sohbet ediyor. Yani iyi vakit geçirmen için ona içki alıyorsun. Tabii onların senin biran 2 dolarsa onun birası 4 dolar. Haklı tabii. Gayet seksi vaziyette giyinmiş. Güzel zaman geçiriyorsun. Yani her konuda böyle. Yani bunun aksi yorum, abuk subuk yorum yapmanın, salak salak konuşmanın bir anlamı yok. Azıcık gitmeden önce bak, mal. Yani gidiyorlar oraya, kaç tane gördüm. Şimdi ben onların o videosunun altına yorum yapsam, hani gerçeğini yorum yapsam, ben onları ödüllendirmiş olurum. O şahısların. Çünkü benim yorumuma başka yorumlar gelecek. Onun sayfasını renklendirmiş olurum. Onun için yorum yapmıyorum. Yalancısı, üçkağıtçısı, şerefsizi. Adam başka yabancı YouTuber'ın kapak resmini almış. Seksi kızın oradaki ünlü bir tane tavuk çeviren kız var. Çok güzel kız. Onun resmini kapak yapmış. Bunun koruması var diyor. Ananın koruması var. Videonun içeriğiyle onun alakası yok. Dikkati çekeyim diye, yani Türklerin dikkatini çekeyim diye. Yani kapak o, anlattığı konu başka yer. Yani halbuki o da genellikle Tayland'da çocukken kickbox, Tayland Tay boksu öğreniyor kızlar. Yani herkes kendini korur. Kimse kimseye dokunamaz böyle. Orada yani öyle bir güvenlik sorunu olmaz Tayland'da. Kadın, ben o kadınla ilgili yüzlerce video, çok güzel olduğu için insanın ilgisini çekiyor. Bundan dolayı da YouTuber'lar onunla ilgili video çekiyorlar. Kız da müsaade ediyor. Kadın yani 40 yaşlarında ama çok güzel bir kadın. Müsaade ediyor. Ondan sonra bazı YouTuber'lar sofra kuruyor. Beraber yiyorlar. Kadının işine geliyor. Yani daha çok yemek satmış oluyor. Kendi reklamını yapıyor. Yani dünya çapında bir kadın. Ama normal çalışan
yanında çalışan yardımcıları var. Yani öyle koruma moruma ihtiyacı yok. Zaten kimse dokunamaz. Yani o kadar YouTuber gitti, daha dokunan olmadı. Konuşuyorlar. Ondan sonra sohbet ediyorlar. Kız zaten şakacı kadın, güler yüzlü, hani seksi davranışta bulunuyor ama daha bir tane erkek, bir yabancı erkek şöyle omzuna dahi dokunamadı. Daha dokunanını görmedim. Müsaade etmez zaten. Mal. Bir tane YouTuber diyor ki arkasında koruma ordusu var diyor. Mal. Yalan söylüyor. Daha kaç tane? Kaç tane abuk subuk yorumlarda bulunanlar. Bir tanesi diyor genel ev sokağına giriyoruz diyor. Tayland'da genel ev yok. Namussuz adam genel ev sokağına giriyoruz diyor. Tayland'da genel ev yok. İhtiyaç yok çünkü. Kızlar sokaklarda zaten. Konuşuyorsun, anlaşıyorsun, gidiyorsun otele. Yasal yani, her şey yasal. Otel de biliyor. Öyle hırsızlık olayı olmuyor, genelde olmuyor. Çünkü ondan ekmek yedikleri için, yani turistten ekmek yedikleri için öyle şeyler olmuyor. Fakat duydum ben bu Türkler olay çıkartıyor. Yani oranın reklamını yapan insanlar da var işte. Onu göz önünde alarak gidiyorlar. Türklerin kavga ettiğini duyuyorum ben. Çünkü gittiği yer, Türk gittiği zaman gittiği yeri boklar. Yani kirletir, yani nereye giderse gitsin kirletir. Kirletir. Zihniyet öyle. Zihniyet bozuk olduğu için. Ama Taylandlılar hemen bir araya geliyor. O şoförler var ya. Öyle bir paket yaparlar ki, öyle bir makyaj yaparlar ki şeyin bir daha toparlayamazsın. Yani insan kendini bir daha toparlayamaz. Geçenlerde bir yabancı ki Taylandlıyla evli, işte yolun ortasında bir artistlik yapıyor. Yolun ana caddenin ortasında evli olduğu halde herhalde bir şoförle tartışıyor mu ne oluyor? Tam ana caddede gece yarısı şoförler bunu bir dövüyorlar, bir dövüyorlar, bir dövüyorlar. Şekli şemali kaçmış. Türkler de çünkü genelde eskiden beri bakıyorum ben kavga mavga olmaz çünkü sakinlik var. Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes ekmeğinin peşinde yani. Şeyle kavga etmeyeceksin. Yani durup dururken kavga etmeyeceksin. Söylüyorlar zaten. Turistler için polisler var. Yani genellikle turistlerin yoğun olduğu yerde masalar. Yani normal caddeye, yani arabaların geçmediği yere polisler oraya masalar kurmuşlar. Ona şikayetin olunca gidiyorsun. Onlar hallediyor. Diyor ki sen mesela kazıklandın diyelim hesap öderken. Hesabı öde, getir bize. Biz hallederiz diyor. Yani sen kendin sorunu çözeceğim diye uğraşma diyor. Orada polis, yani turistler için polis, turist polisleri var. Ondan sonra yani istediğin kadar güçlü ol, istediğin kadar güçlü ol, yamultuyorlar. Adamın bir tanesi dev gibi, dev gibi gece kulübüne gidiyor. Ondan sonra tabii içiyor, yanındakine de ısmarlıyor. Faturayı görünce, fatura tabii kalın geliyor, itiraz ediyor. Dev gibi ya, benim yani benim boyumun 1,5 kadar, o kadar iri. Ondan sonra hesabı ödemek istemiyor. Arkadaş, beline gelen kadın, beline geliyor böyle. Ayakkabısını biçim, onların ayakkabıları yüksektir böyle. Bayağı yüksektir. Boyları kısa olduğu için o ayakkabılar onları uzun gösterir. Ayakkabıyı bir çıkartıyor, kafasına bir vuruyor, delik açılıyor kafasında. Öyle şelale gibi kafasından kan akıyor. Tabii gidiyor, polisler geliyor, işte rapor tutturuyor. Orada diyorlar ki,
faturayı ödeyin, gelin, sonra biz sizin sorununuzu çözelim diye. Yani artistik yapma, yani ufak tefek insan karşısındakini ufak tefek görüp de ben burada işte bunun hakkından gelirim, işte burada artistik yapayım dediği zaman Türklere söylüyorum. Zaten başkaları pek kavga etmez. Ancak salak bir insan gittiği yerde, misafir olduğu yerde kavga eder. Aklı başında insan ne diye kavga etsin? Oraya gidiyorsun eğlenmeye, gezip tozmaya gidiyorsun. Yani ne diye kavga edeceksin? Ondan sonra yani söylüyorum, Türkler gittiği yeri bokluyor. Ama şey öyle değil yani. Tayland zaten çoğu Tayland Tay boksu biliyorlar yani. Onun için tavsiye etmem. Bu işte görüyorum ben. Gene düştü biraz önce videosu bir tanesinin Tayland'la ilgili bir malın gittiğiniz ülkenin gitmeden önce biraz araştırma yapın. Videolarını izleyin. Yabancılar nasıl video çekmiş bakın, öğrenin biraz. Yalan, sahtekarlık yapmayın. İnsanları kandırmayın. 3-5 tane fazla kişi tıklayacak sizi diye. Çünkü gittiğin yerin videosunu çeken milyonlarca insan var. Tamam, Türkler İngilizce bilmediği için sadece işte Türk YouTuber'ların peşinden gidiyor. Onlara tavsiyem, orayı İngilizce olarak yazın. Türklere tavsiyem, İzlediğiniz videonun sadece 3-4 tane Türkçe kelime yazacaksınız. O hangi Türkçe, hangi videoyu izliyorsanız orayı yazın. Yürüyüş, walking tour deyin, yürüme turu deyin, tur yerine tour yazacaksınız. İngilizce'nin walking yazacaksınız, gece hayatına nightlife yazacaksınız. Hepsi size binlerce yabancı YouTuber gelecek önünüze, binlerce, oradan da izleyin. Oradan da izleyin, karşılaştırın yani. Aradaki farkı oradan da karşılaştırın, gerçek bilgi sahibi olun. Bu da benim size kıyağım olsun. Yani yabancılardan izleyin aynı yeri nasıl anlatıyorlar. Hem İngilizcenizi geliştirmiş olursunuz. Altyazıda İngilizce yazdığı için önünüzde sözlük, yanınızda sözlük olursa YouTube'u, yani videoyu durdurup, ben öyle yapıyorum. Durdurup çözümlüyorum anlattığı şeyi. Hem insanın İngilizcesi gelişmiş olur o şekilde, hem de aradaki farkı başkalarının da orayı videoya alma, anlatmasını görmüş olursunuz. Tekrar söylüyorum, Türklere yalan söylemeyin. Şerefsizlik yapmayın. Sahtekarlık yapmayın. Ne görüyorsanız gerçeği anlatın. YouTuberlara söylüyorum ha. Videoyu çeken YouTuberlara söylüyorum. Kimse üstüne alınmasın.